Manşete hoş geldiniz. Kelimenin tam anlamıyla adam kaybetti. Seçimi oldu. 2018'in bir nevi rövanşı. Adam kaybetti. Adam kazandı. Adam kaybetti. 2018'de Muharrem İnce bu mesajı atmıştı İsmail Küçükkaya'ya. Ve pes etmişti. Havlu atmıştı. Gece yarısı. Ve ondan sonra da 2023 beklendi. 2023'te de umulan olmadı. Bilinen gelişmeler... Ve 2024 Mart ayında Gerçekten büyük bir sürpriz yaşandı. Kimsenin ummadığı sandıktan zaferle çıktı CHP. Bunu zannediyorum CHP genel merkezi, CHP kurmayları da beklemiyordu. Yani bu denli büyük bir zaferi beklemiyordu. Elbette İstanbul'u, Ankara'yı tekrar alacaklarını, kazanacaklarını, İzmir'i tekrar kazanacaklarını belki tahmin ediyorlardı ama Türkiye genelinde haritanın değişeceğini zannediyorum beklemiyorlardı, ummuyorlardı. Bunu analize analiz edeceğiz bugün ama önce hemen çıkmış gazetelerin kapaklarına bakalım. Adam kaybetti, manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi. Takvim gazetesi 4 yıl seçim yok atılacak adım çok demiş. Yani ne olursa olsun bu bir yerel seçimdi. Erdoğan devam ediyor, manasına geliyor. Halk düzeni bozdu İstanbul'da hez hezimet başlıklarıyla çıkmış evrensel yeni şafak seçmenden AK Partiye mesaj. ...manşetiyle çıkmış... ...31 Mart bizim için dönüm noktası... ...Erdoğan'ın sözünü de alıntılamış... ...harita değişti diyor... ...karar gazetesi sandıkta deprem... ...manşetini kullanmış... Yeni, ...yeni asya ise demokrasi kazandı... ...millet ders verdi... ...alt başlık dip dalga fena vurdu... ...tarihi zafer manşetiyle çıkmış... ...cumhuriyet... ...CHP cam tavanı kırdı... ...hemen etekteki manşeti... ...yani cam tavandan kasıt şu... CHP 25-27'yi aşamayan hatta 23-25'i aşamayan oraya sıkışmış bir partiydi ve nihayet bunu aştı. 30'ların çok üzerine çıkardı oyunu diyor. Türkiye Gazetesi tepki oyları patladı manşetiyle çıkmış. Siyasette kartlar yeniden karılacak diyor ki iyi Parti'ye yakındı yeni çağ bakalım yeni dönemde ne olacak şimdilik partisiz kaldı diyebiliriz. Milli Gazete Erkenden erken seçim çağrısı demiş. Bakalım böyle bir ihtimal var mı yok mu göreceğiz. Belediyeler kirli ittifaka teslim akit bildiğini okumaya devam ediyor. Seçmende akıl tutulması diye de bir yazarı zevzek zevzek yazmış işte. Neyse ben de getirdim ekrana. Ekonomik gazetesi 81 ilin 35'ini kazanan CHP birinci oldu. Manşetini atmış. Sistem çıkmaz da çözüm kapıda Vatan Partisi önderliğinde üretim devrimi falan diye aydınlık kendi hülyalarında. Yani Doğu Perinçek... Ulusal TV ekranına çıkmış birkaç muhtarlık kazanmakla övünüyordu. Her neyse milletin kararını tartıştırmayız, tartışmayız. Erdoğan'ın lafıyla çıkmış akşam gazetesi, diriliş postası, sandığın mesajı ekonomi demiş. Milatsa seçim bitti, geçim vakti diyor. Ama bu görüntüler seçime damga vurdu. Yani akşam seçim zaferiyle unutuldu ama gün boyu konuşulan konular taşımalı ...seçmen konusuydu. Özellikle... ...Doğu ve Güneydoğu illerinde... ...güvenlik güçlüğü, kolluk gücü, asker, polis neyse artık... ...farklı illerden görev kağıdıyla... ...devlet oraya getirdi binlercesini ve oy kullandırdı. Şırnak'ta, Bitlis'te belirleyici de oldu bu oylar. Ve bu son derece önemli. Yani... E, sabahın ilk saatlerinden itibaren sadece iki görüntüyü getiriyorum ama böylece benim arşivimde bile 20'nin üzerinde görüntü var ve yüzlercesi paylaşıldı. Farklı açılardan e, seçmenlerin çektiği, e, Dem Partili milletvekillerinin çektiği, bölgede duyarlı insanların çektiği filan. Oluk oluk asker tıraşlı, ense tıraşlı, genç yaşlarda erkek e, oy kullanmak için özellikle Şırnak'ta, Bitlis'te pek çok ilde doğuda, güneydoğuda, Bingöl'de e, şeye geldiler, sandıklara geldiler ve oy kullandılar. Onlara sorulduğunda neredensiniz diye dışarıdan geliyoruz dediler. Yani kağıt üstünde yasal gibi görülüyor. Görev kağıdı, seçmen bilgi kağıdı, işte oy kullanması falan. Fakat bir biçimde seçimden önce ayarlanmış bu binlercesi. Ve bu birazdan bakacağız seçim sonuçlarına etki etti. Yani ee, AKP oylarının tırmanmasına yol açtı. Hatta bazı yerlerde de AKP lehine durumu değiştirdi. Bana göre seçimin en önemli maddesi buydu. Fakat akşam sandıklar açılmaya, sonuçlar sayılmaya, işte ilk kafa karışıklığı geçtikten sonra Anadolu Ajansı Anka kim verecek, nasıl verecek, veri gelmiyor falan dedikten sonra Türkiye saatiyle 19'dan itibaren ilk sonuçlar gelmeye başlayıp sandıktan zaferler çıkmaya başlayınca bu unutuldu. Bu hiç konuşulmadı. Hiç mevzu olmadı. Gün içinde de zaten konuşulmadı. Seçim yasakları falan vardı. Kimse girmiyordu mevzuya. Fakat akşam da hiç konuşulmadı. Yani belki bir iki yerde bir iki yorumcu değinmiş olabilir ama bu baskın biçimde ele alınması gereken bir konuydu. Mühim bir konuydu. Maalesef ele alınmadı. onu yazmış işte Yeni Yaşam gazetesi. Diyor ki taşımalı kayyıma Kürdistani tokat, AKP MHP taşımalı kayımla ele geçirmeye çalıştığı Kürdistan'dan tarihi bir tokat yedi, batıda hezimet yaşandı. Evet, hezimet yaşanınca, zaferle çıkınca muhalefet partileri sandıktan bu biraz arkaya düştü ama son derece önemli rejimin karakteristiğini göstermesi açısından da. İki kadın dikkatimi çektiği çokça var ama Sinem Dede Taş, Üsküdar'da 30 yıl sonra seçilen hem de bir sosyal demokrat olarak hem de bir kadın olarak belediye başkanı seçildi gerçekten büyük bir işe imza attı İstanbul belediyesinde çalışıyor daha önce işte tersane bölümünde tersaneyi kara geçiren falan bir takım şeyleri yöneticiliği söz konusu ve Ekrem İmamoğlu onu belli ki başarılarından dolayı Parlak kariyerinden dolayı Üsküdar'a koydu ve Üsküdar'da bu işi başardı. Altını çizmek gerekiyor Sinem Dede Taş'ın başarısının. Mustafa Denizli ünlü teknik direktör ona kızıl Denizli de babasının kızı olduğu için değil politik ilgisi var. Öteden beri de aktivist olarak devam ediyor. Çeşme'de belediye başkanı oldu. Bunun da altını çizmek lazım. Çok şeyin altı çizilebilir ama ben 20 dakikalık bir yayında kadar yapabilirsem. Bu seçim zaferinin ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü. Birbirlerine böyle bakıyorlar ve bu şekilde sarılarak kutladılar. Dilek İmamoğlu da bu dönemde daha önce bu kadar sahada değildi. Şimdi gerek aktif sosyal ağlardaki hesaplarından gerekse eşinin yanında son derece etkin bir kampanya götürdü. Ve First Lady'liğe hazır olduğu mesajı verdi. Sarışın güzel bir kadın eşinden daha fit. Yani dolduruyor o koltuğu bu yönüyle de fiziki özellikleriyle de ama öteki tarafta... E kadınlarla dayanışması, katıldığı etkinlikler, paylaşımları, duyarlılığı göz dolduruyor. Ee, bana güvenmiyorsanız Dilek İmamoğlu'nun X platformundaki son paylaşımlarına bakın göreceksiniz. Evet bu samimi kucaklaşma görüntüsü önemliydi. CHP sandıkta adeta patlama yaptı. Şimdi birazdan nedenlerine bakacağız ama yani daha önce olmayan illeri kazandı. Yani ve toplamda belediye sayısını 200 küsürlerden 400 küsürlere çıkardı. %70-80'lik bir artış var. Sonuçlar %100 kesinleşmediği için bilemiyoruz. Bazı yerlerde de tartışma var Hatay gibi. Ama netleştiğinde bu daha net ortaya çıkacak. Balıkesir aldı. Ki Balıkesir 74 yıl sonra Sosyal Demokrat bir partiye geçiyor. Yani Üsküdar'ın 30 yıl sonra geçmesinden daha önemli bir veri bu. Bursa'yı aldı. Manisa'yı aldı. MHP'nin kalesi. Denizli'ye aldı. Adıyaman'a aldı deprem şehri. Yani Adıyaman'da oylar CHP'ye döndü. İşte Afyon'u aldı. Ki Afyon'da CHP'nin oyu %18'di. Millet İttifakı'nın oyu %30'a ancak geliyordu. Ama Burcu Köksal hatırlayın. Seçilirsen belediyenin kapıları dem partililer hariç herkes açık olacak diye bir hafta önce birkaç hafta önce yaptığı çıkışla gündeme gelmişti zaten seçilemeyecek falan ondan böyle konuşuyor falan diyorlardı Afyon milletvekili aynı zamanda CHP'nin grup başkan vekili seçildi o arada milletvekili demişken çok sayıda milletvekili adayı oldu ama dördü belediye başkanı seçildi ve bu dört milletvekili de CHP'li dolayısıyla CHP'nin sandık sayısı şey sandalye sayısı 129'dan 125'e düşecek. Yani mecliste 4 milletvekili zayıflamış olacak. Yeni ilave iller kazandı. İstanbul'un haritası da aceta kırmızıya döndü. Birazdan bakacağız sadece Türkiye haritası değil ve Eyüp Sultan gibi Beyoğlu gibi uzun yıllardır AKP çizgisinde olan belediyeleri kazandı. Eyüp Sultan yani Beyoğlu bunlar önemli Üsküdar önemli ve bu e, mevcut belediyelerine ek olarak İstanbul'da bu ilçeleri de kazandı. Beşiktaş'ta AKP'ye o yok. Yani Beşiktaş'ta rekor kırmış olabilir. Yüzde 82'ydi galiba. İstanbul İl Meclisi'ne, Büyükşehir Meclisi'ne baktığınızda da... CHP artık tek başına orada iktidar. Yani 177 sandalye almış, AKP 137 sandalye almış. Görünüyor ama dediğim gibi sonuçların netleşmesini beklememiz gerekiyor. Yektan Türk Yılmaz... RT'nin yani Tayyip Erdoğan'ın artık seçim kazanma ihtimalini ortadan kaldıran seçim diyor. Doğru. Bu söze katılmamak mümkün değil. Bir başka grafikte ise ilçeler bazında bakıldığında sadece iller değil ilçeler bazında bakıldığında da Türkiye'nin %67'sini hesaplamalara göre ki bu netleşecektir ilerleyen saatlerde %67'sini CHP'li belediyelerin yöneteceği görülüyor. Bu da ilçe bazında Türkiye haritası. Erdoğan bir balkon konuşması yaptı birazdan buna bakacağız ama e, enteresan olan şuydu. Erdoğan'ın balkon konuşması için oraya çağrılan kalabalıklar e, alanı dolduramayınca boşaltıldı. Oralar otobüsle filan barikatlarla tekrar çevrelenip son derece sınırlı sayıda bir e, arkalarda falan boşluklar var. Kalabalığa partiliğe hitap etti Erdoğan. E, enteresan e, birazdan bakacağız dedim ama şimdiden konuşabiliriz. Bazı sözlerin altını çizdim. 31 Mart bizim için bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır diyerek bitişi kabul etmiş oldu. Önümde 4-5 yıllık bir süre var sözünü herhalde belki 3 kere tekrarladı. Bir yere gitmiyorum buradayım sonuna kadar direneceğinin de işaretini verdi. CHP zaferle çıktı seçimden. Seçimin ikinci kazananıysa çok kaybedeni var ama ikinci kazananıysa e, yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan. %6'nın üzerine çıkardı oyunu e, oy itibariyle Türkiye'nin 3. partisi oldu ama e, çıkarılan belediye kazanılan belediye itibariyle Dem Parti bir de bölgesel bir parti olmasının da etkisi var e, çıkardığı belediye başkanı sayısıyla Dem Parti 3. parti aldığı oyla yeniden Refah 3. parti son derece önemli Urfa'yı aldı e, ve e, Kasım Gülpınar 60 veya 60'ın üzerinde belediyeyi aldı dolayısıyla e, yeniden refah faktörü e, AKP seçmeninin ya da AKP'ye oy veren muhafazakar tabanın gideceği adres oldu. Bir e, tabiri yerindeyse zehiri oldu. AKP'den mutsuz kitlenin yöneleceği bir adres olarak yeniden Refah Partisi temayüz etti. Kaybeden çok var dedim ama mesela onlarcası yani gelecek yok. Yani %0.0 bilmem kaç deva yok. Saadet yüzde sıfır nokta bilmem kaç. Memleket partisi yok. Zafer partisi yok. Yani hepsi sandığa gömüldü. Sol partilerin hepsi tip başta olmak üzere. Hepsi sandığa gömüldü. Yüzde sıfır nokta bilmem kaç oranla ifade ediliyorlar. Ve sağda veya merkez sağda veya İslamcı çizgide her neyse AKP'den gidecek kitlenin yeniden refaha kayacağı net. AKP'nin oy aldığı bölgelerde de bakıldığında hemen yeniden refah partisindeki tırmanış Dikkat çekiyor. Yani AKP'nin alternatifi olarak yeniden Refah Partisi gerçeği var. Seçimlerin bu seçimlere etkeden gazeteciler arasında mutlaka altı çizilmesi gereken isimdi Metin Cihan. Özellikle Türkiye'nin İsrail'e ticaretini açık kaynaklardan belgeledi, ortaya koydu, yalanlanamadı fake dediler, uydurma dediler, montaj dediler ama böyle olmadığı ortaya çıktı. Devletin resmi kaynaklarıyla AKP ve AKP'ye yakın şirketlerin iş insanlarının neyse İsrail'le ticaretini belgeledi ve son derece kritik malların hatta silah üretiminde kullanılan malların, ürünlerin İsrail'e ihraç edildiğini gösterdi ve bu da tabanda büyük bir e, homurdanmaya yol açtı. Seçimlere gidilirken AKP mitinginde açılan e, pankartlar atılan e, sloganlar e, ve artık yandaş kanallarda bile savunulma ihtiyacı hissedilen bir konu oldu İsrail ile ticaret meselesi. Bunu belgeleyen gazeteci Metin Cihandı ve seçimin sonucuna etki etti. Homurdanan insanlar özellikle Filistin meselesini, Filistin meselesinde AKP'nin hiçbir şey yapmadığını, hatta İsrail ile ticareti bile kesmediğini Erdoğan'ın gören kitleler ya sandığa gitmedi ya da gittiğinde de yeniden Refah Partisine oy verdi. O açıdan önemliydi. Hukuk vurgusu öne çıktı. Avukat Lale Demirkaya paylaşmış. Hesabımı izleyen görevdeki hakim ve savcılara sesleniyorum. Bir an önce hukuka ve usule dönün. Çok yakında çark edip bütün suçu üstünüze yıkacaklar diyor. Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından İzzet Özgenç de şunu paylaşmış. Genel seçim yani açıklanan seçim sonuçları Huku, Türkiye'de hukuka geri dönülmesi ihtiyacının açık ifadesi bu ihtiyacının karşılanmasına bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik önemli bir adım Yargıtay başkanlığı seçimidir demiş ki Yargıtay başkanlığı seçimi biliyorsunuz onca turdan sonra hala başkanını seçememiş bir noktada Yargıtay 10. tur mu 11. tur mu 12. tur mu böyle bir durum var. Şimdi Türkiye haritasına baktığınızda. Bu kırmızılık net bir şekilde görülüyor. Ben bunu özellikle Anadolu Anadolu Ajansından getirdim ve bakıldığında Türkiye geneli sandıkların 99.82'si açılmış görünüyor. Yani neredeyse tamam açılmış görünüyor. Devletin Anadolu Ajansı verilerine göre ve burada da görülüyor. Ee, özür dilerim. Biraz yaklaşacağım. İnternet üzerinden kaydırmakta problem oluyor. Hm. CHP 1. Parti 37-74 sandıkların tamamına yakın açılmış durumda. 2 puandan daha fazla AKP'ye fark atmış durumda ve AKP 22 yıl sonra tarihinde ilk defa 2. Parti oldu. Aldığı oyla da yeniden Refah Türkiye İl Genel Meclisi sonuçları bunlar. %6.19 ile 3. Parti oldu. 4. Parti ise Dem Parti 5.68 ile Dem Parti'nin bu oranı da her ne kadar belediyelerini büyük oranda karşı kaybetti. Karşı alamadı ama Tunceli'yi aldı. Tunceli daha evvel Komünist Parti'deydi. Ee, belediye kazandığı belediye sayısında çok fazla bir değişiklik yokmuş gibi görünse de Türkiye geneli oylarında büyük bir erime var. Dem Parti'nin burada da o net bir şekilde görülüyor. MHP 4.98 İYİ Parti 3.77 toplasanız 8 bile etmiyor. E, özür dilerim 9 bile etmiyor. Yani onun altında ve e, MHP de eridi eriyerek çıktı. Oylar büyük ölçüde ya sandığa gitmedi ya da AKP'ye kaydı. İyi Parti oyları da ya sandığa gitmedi ya da... E, AKP'ye kaydı. Durum bu. Zafer Partisi silindi. 1.70 yani %4'ler 5'lere kadar çıkan hatta kamuoyu araştırmalarında partinin olmadığı ortaya çıktı. Saadet Partisi %1, Hüdapar 0.55 yani Hüdapar'ın 0.55 olduğu yerde işte meclisteki milletvekilleriyle falan bu borusunu nasıl öttürdüğünü veya öttüreceğine bakabilirsiniz. Büyük Birlik 0.44 de Büyük Birliği niye söylüyorum? Yani bakın beğenmediğiniz Büyük Birlik Partisi bile ki Yazıcıoğlu falan hak getir artık orada Musin Yazıcıoğlu falan. DEVA 0.33 BTP Haydarpaş'ın işte partisi oğlu başında şimdi 0.25 Demokrat Parti 0.20 Altılı Masa'nın unsurları bunlar. Memleket Muharrem İnce'nin partisi 0.17 Zaten kampanyada yapmadı. Türkiye İşçi Partisi 0.15 TKP 0.11 Demokratik Sol Parti, Cumhur İttifakı'nın üyesi 0.11, YTP 0.10, Vatan Partisi, Çekim Partisi 0.09 filan böyle gidiyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne bakar mısınız? 0.07 yani. Durum bu. Fakat burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Harita üzerinde özellikle. Bunu Hürriyet Gazetesi'nin sayfasından getirdim. Belediye başkanlığı seçiminde aynı kırmızı e, şeyi görüyorsunuz. Haritayı görüyorsunuz. Haritadaki değişikliği görüyorsunuz. Fakat il genel meclisi e, oranına gelindiğinde ki artık %99 nokta küsür sandıkların tamamına yakın açıldı. İl genel meclisi oranında harita değişiyor. Bir kere daha yapacağım. Bu belediye başkanlığı seçimi il genel meclisine baktığınızda bazı kırmızıların sarıya döndüğünü görüyorsunuz. Bu kırmızıların sarıya döndüğü iller şu. Yani Belediye başkanlığını almış ama belediye başkanlığında birinci parti CHP ama il genel meclisinde birinci parti turuncuya döndü AKP. Bu önemli. Burada enteresan bir denge kurulmuş durumda. Hangi iller bunlar? Kütahya, Afyon, Burdur, Sivas, Giresun, Ardahan, Sinop, Kastamonu ve Adıyaman. CHP kazanmış belediye başkanlarının başkanlıklarını fakat il genel meclisi oylarında birinci parti AKP. Buna siz MP oylarını yeniden refa oylarında ekleyin. Farklı bir denge çıkar ortaya. O açıdan enteresan bir durum, enteresan bir nokta. Burada Anadolu Ajansı verilerinde diğer pek çok internet sitesinde de var. İl il oranları da görmek mümkün. Çoğunda zaten şey var. CHP baskın, CHP baskın görüyorsunuz sonuçları. Antalya'da hak etmediği halde Muhittin Böcek işte %48 ile almış oluyor. Yani bu bir sandıkta patlama esasen. İzmir'de işte kazanmış CHP adayı. Hatta İzmir'de neredeyse bütün ilçelerini almışlar. Bir veya iki ilçe hariç. Ne bileyim Bolu'da Tanju Özcan'ın alması. Işte. Hatay'da neredeyse şey alıyordu. Onu da itiraz edeceklermiş. Lütfi Savaş neredeyse alıyordu seçimleri. Diyecek çok şey olabilir ama toparlamazsa dediğinde şunu söyleyebilirim. Türkiye seçimini yaptı sözünü ben severim. Fakat bu defa öyle olmadı. Neredeyse dengelerin tam anlamıyla altüst olduğu bir seçim yaşadık. Anket şirketlerinin tamamına yakını, evet İstanbul'u Ankara'yı tahmin etti ama e, Türkiye genelinin böyle olacağını kimse bilemedi. Herkes açısından büyük bir sürprizdi bu. E, yoksa Ankara'da, İstanbul'da siz 10 kere seçim yapsanız karşısına kimi koyarsanız koyun Ekrem İmamoğlu 10 kere kazanır, Mansur Yavaş 10 kere kazanır. 30 puandan farzla fark attı yahu. Ya da yaklaşık 30 puan fark attı Turgut Altunoğlu. Olacak şey değil. 10 puanı geçti e, Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a attığı fark. Ve devletin bütün imkanlarıyla yapılmış bir seçim kampanyasından bahsediyoruz yani. Çok büyük bir sürpriz. Tarihinde ilk kez AKP'nin ikinci parti olması da büyük bir sürpriz. Ee, 2023 seçimlerinde sand e ekonomik buhran e şeye sandığa yansımamıştı. Ama bu defa öyle olmadı. Sandığa yansıdı. Ve kendini 2024 Mart ayında gösterdi. Emekliler diyebilirsiniz. E Alım gücünün düşmesi diyebilirsiniz filan. Fakat ben... İki şeye dikkat ettiğimi daha önce söylemiştim, anlatmıştım. Bir, acaba kararsız oylar nereye gidecek? Kararsız oylar ya CHP'ye gitti ya da sandığa gitmedi, boş oyu attı. Kararsız oyların mühim bir bölümü iktidar oylarıydı. Ee, öbürü de seçime katılma oranı, katılım oranı. Tüm Anadolu Ajansı ve ANKA verilerine baktığınızda %75 civarında olduğu görülüyor seçime katılım oranının. Bu... Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 87 %87'ydi. Yani 12 puan düşmüş. Dolayısıyla bu da muhtemelen şeyle etkili olmuş görünüyor. Sonuçlara etki etmiş görünüyor. O arada Dem... İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın sözünü önemsiyorum. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin. Seçmenlerimiz oraya oy verdi. AKP'yi cezalandırdılar diyor. Yani İmamoğlu'nun kazanmasında bizim de etkimiz var diyor ama İmamoğlu 10 puanın üzerinde fark attı. Dolayısıyla DEM Parti oylarını çıkarsanız bile İmamoğlu kazanıyordu. Bir de işin böyle ters bir analizi var. İstanbul tek başına Ekrem İmamoğlu'nun zaferidir. Bunun altını çizelim. Bir zafer varsa açık ara Ekrem İmamoğlu zaferidir. Erdoğan'a, devlete, 17 bakana, yargıya siyaset yasağı koymaya çalıştılar. Hala dava devam ediyor. Bütün bunlara rağmen üçüncü kez, iki kere 2019'da üçüncü kez şimdi kazandı ve e, bu defa attığı farkla sonraki Cumhurbaşkanı, sıradaki Cumhurbaşkanı adayı olarak ismini tescil ettirdi. Açık ara, Mansur Yavaş diyenler de var ama açık ara Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı artık kesin, kesinleşti. CHP'nin zaferi Genel Başkan Özgür Özel'e de yazdı. O da adaylığını pekiştirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofis kurmuştu vesaire. O tam anlamıyla emekli etti. Ofisi kapatabilir. Ee, diyeceğim bu. Ee, yeniden refah faktörü, CHP zaferi, Ekrem İmamoğlu faktörü seçimde öne çıkanlar. Çokça kaybeden var. Kaybedenlerin bir bölümünü anlattım. Başkaları da olabilir, eklenebilir. Ee, seçim sonrasına ilişkin analiz yapılıyor. Ne olur bundan sonra? Erken seçim olur mu? Kısa vadede ihtimal vermiyorum. Erdoğan ve zaten medyası, propagandacıları 4 sene bundan sonra bizim bu bir belediye seçimiydi, önemli değil. Erdoğan seçimi değildi. Erdoğan zaten 10 ay önce seçildi muhabbeti yapıyorlar ki böyle bir muhabbet bekleniyordu. Erdoğan da bunu ifade etti. Kaybettiklerini ve hata yaptıklarını ifade söyledi, itiraf etti. Bu bir bitiş değil dönüm noktası diyerek de esasen bitiş olduğunu da itiraf etti. Ama bırakmayacak sonuna kadar devam edecek. Sertleşir mi yumuşar mı? Bu yönde de öngörüler var. Ben sertleşerek devam edeceği öngörüsüne daha çok yakınım ama yumuşar mı? Yani yumuşama demek demokrasiye dönmek demek yumuşa yumuşama demek basın hürriyetine dönmek demek yumuşama demek hukuka dönmek demek. Bu kadar suça bulaşmış bir kişi hukuka dönemez. Ondan dolayı sertleşecek, gündem değiştirecek, yönünü Amerika'ya şuraya buraya dönerek dünya lideri filan goygoylarıyla falan geçirecek, geçirtecek. Ve bu tabandaki omurdamayı ekonomik buhranın etkilerini azaltmaya çalışacak belki ama bunu yapmaya gücü yok. Hem parası yok hem kredibilitesi yok hem de bunu dönüştürecek yani bırakın çöküşü bunu durdurmaya yetecek ne gücü ne kadrosu ne de imkanı ne de kaynağı var. Dolayısıyla bundan sonra ekonomik açıdan bugünden itibaren hep söylüyorduk ya bir Nisan bir Nisan'dan itibaren bugünden itibaren ekonomik buhran daha da şiddetini hissettirerek devam edecek. Acı reçete söz konusu tüm toplum kesimleri için maalesef. Erdoğan sonuna kadar direnecek öyle bırakıp gitmeyecek veya kolayca sandığı teslim etmeyecek, muhalefet istedi diyerken seçime de götürmeyecek ülkeyi. Fakat karşısında hani satranç oyununu düşünün, veziri, atı, fili, kalesi gitmiş, piyonları birer birer telef olmuş, yenilmiş bir şah var. Ve doğru hamleyi yaparsa Ekrem İmamoğlu ve muhalefetin diğer unsurları doğru hamleyi yaparlarsa şah mat olur. Doğru bir kaç hamleye bakar, bu hata yapmama bakar. Bundan sonra gözlediğimiz bu olacak. Fakat şunu net bir şekilde koyayım ki siyasetin haritası değişti ve bu seçim 31 Mart 2024 çokça konuşulacak ve bundan sonrasının belli yönüyle belli yönleriyle miladı olacak miladı olan bir tarihtir. Artık bu şekilde kendini de yazdırmıştır Türkiye'nin yakın seçim tarihine yakın siyasi geçmişine. Gün içinde yapabilirsem bir yayın daha yapacağım, gelişmeleri toparlayıp. Dolayısıyla dün bugün bu ikinci manşet yayını, seçim akşamı ilk manşet yayınını yapmıştım. İkinci yayını hemen sabahında yapıyorum. Öğleden sonra da mümkün olursa üçüncü yayınla artık seçim analizini yavaş yavaş toparlayabiliriz. Fakat sonraki günlerde bütün siyaset buna göre şekilleneceği için gündemimiz belli ki ağırlıklı olarak bu olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla